Müslüman sürekli iyilik peşindedir. Hep gönül alıcıdır, iyidir. Ama münafık, mesela oraya gelsin, farz ederim. Sandalyeyi beğenmez. Halıyı beğenmez. Bahçeyi beğenmez. Her şeye bir kul takar. Münafığın özelliğidir. Yani içindeki şeytani dürtüyle şükreden, takdir eden yönü yoktur. Ruhundaki o anarşi, eşyaya karşı da anarşisttir. Eşyaya karşı da öfkelidir. Kendi bedenini beğenmez, elini beğenmez, yüzünü beğenmez, eşyayı beğenmez, çiçeği beğenmez, hiçbir şeyi beğenmez. Her şeye bir kusur bulur. Yani şükredici değildir. Onları şükredici bulmayacaksın. Ayeti mi biliyorsun? Münafığın özelliği. Münafık şükretmeyi bilmez. Kanaatkar değildir. Yani Allah ne güzel yaratmış demez. Her şeyde bir o pis ruhu, şeytani ruh devreye girer. Yani farz edelim yemek verirsin. Yemeği kötü görür. Mesela bir hediye verirsin, onu kötü görür. Bir söz söylersin, onu beğenmez. Bir insan görür, onu beğenmez. Yani o şükretmezlik Kur'an'da onların vasfı olarak belirtiliyor. Münafıkların vasfı. Onlar şükredici bulmayacaksın. Mesela Allah'a şükür diyor değil mi? Mesela farz edelim. Bir yemek geliyor. Allah'a hamdolsun ne güzel diyor. Tadını beğenmese dahi Allah'ın rızkı olarak beğeniyor. Evet. Efendim. Mesela bir eşya geliyor. Ne güzel diyor. Mümin hep ne güzel, Allah'a şükür, elhamdülillah vardır. Maşallah vardır. Elhamdülillah vardır, inşallah vardır. Münafıkta hep ret vardır. Hep itici bulma vardır. Her şeyi beğenmez. Bir tek kendini beğenir. Yani gizlice kendini beğenir. Yani insanlardan nefret eder ama gizlice kendini beğenir.